Herkese merhabalar, Dark Souls evrenindeki yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Bir önceki bölümümüzde Irithyll'ın zalim hükümdarı Pontiff Sullivan ile karşılaştık. Hem evrenimiz için hem de gelecek çağ için kendisinin iğrenç planları vardı. Ama bütün planlarını kendisiyle birlikte tarihin tozlu sayfalarına yolladık. Ama tabii ki de daha önce yaptığı şeylerin, işlediği günahların etkilerini bu bölümde keşfetmeye devam edeceğiz. Elimizdeki silahı artı 5'e yükselttik, Onyx Blade'imizi. Artık hasarımız, atağımız iyice arttı. Ama bölümün sonunda karşılaşacağımız boss'un dark hasarına karşı herhangi bir zayıflığı yok. Daha çok aleve karşı dayanıksız. Artık onu bölümün sonuna geldiğinde konuşuruz. Ve tabii ki de birçok NPC'mizin de questline'ını ilerlettik. Bunlardan biri de Anri'ydi. Özellikle ateşin gaspı sonunu görebilmemiz için Anri'nin questline'ı çok önemliydi. Ayrıca Yurian'ın da görev dizisini devam ettirmiş olduk böylelikle. Bundan da biraz bahsedeyim, hatta hatırlatayım sizlere. Biz Andre ile birlikte Cathedral of Deep'e gitmiştik Aldrich'in peşinden. Ama maalesef Aldrich Irithyll'a kaçmıştı. Bunu orada bulduğumuz Small Doll eşyasından öğrenmiştik. Yuria'nın yönlendirmesiyle bir pilgrim, bir hacı Andre'ye giderek ona rehberlik etti Irithyll'ı bulmasına. Ama maalesef Catacombs of Karthus'tan geçerken bir tuzağa yakalandılar ve yoldaşı Horus'la ayrı düştüler. Horus'u biz çok derinlerde bulduk. Maalesef Hollow'a dönüşmüştü. Onun acısına son verdik ve Anri tek başına devam etmek zorunda kaldı. Irithyll'a ulaştığında Yorshka Kilisesi'nde kendisiyle karşılaştık. Orada da onu kaçırmak için Yuria'nın yolladığı Pilgrim bekliyordu. Pilgrim'in ben size yerini de gösterdim. Eğer Andri'nin diğer sonunu görmek istiyorsanız Pilgrim'i öldürmeniz yeterli, ama tabii ki de ateşin gaspı sonunu bir daha göremeyeceğinizi unutmayın. Yuria ile konuşalım bakalım, onun istediklerini yaptık. Bakalım bize daha neler anlatacak ya da bizim için neler hazırlamış. Aha, selamlar lordumuz ve efendimiz. Müjdeler olsun. Eşiniz artık hazır. Onu selamlamanın vakti geldi. Kızımız seni Anor Londo'nun gizli Dark Moon odasında bekliyor. Böylece artık gerçek bir monark olabilirsin diyor. Aynı şeyleri tekrarlıyor. Monark kavramına daha önce Dark Souls 2'den aşinaydık. Kral Vendrick monark olma yolunda en güçlü adaylardan biriydi hatırlarsanız. Ama maalesef seçim şansı geldiğinde bu güce vakıf olamadı. Kendisini yeterli görmedi. Belki de korktu. Daha sonrasında Dark Souls 2'deki bizim karakterimiz bütün aşamaları tek tek geçerek, bütün engelleri tek tek geçerek monark olma yolunda ilerledi. Ama bunun bir işe yaramayacağını öğrendi. Antik taçları bulması gerekiyordu bu lanet döngüyü kırabilmek için. Hepsini buldu ama maalesef yine de bu döngüyü kıramadı. Sadece kendini kurtarabildi ve döngü kaldığı yerden devam etti. Buralara kadar geldi. Monark kavramını da tekrar sizlere açıklayayım. Dünyanın kaderini belirleyen, seçimi yapabilecek güce vakıf olan kişi demek aslında. En basit tabirle. Geralt'ın sattığı bir eşya vardı. Moonlight Arrow. Onun bir açıklamasını okumak istiyorum bölüme başlamadan önce. Çünkü gideceğimiz Anor Londo ile ilgili, Darkmoon Covenant ile ilgili önemli. Darkmoon şövalyeleri tarafından kullanıldığı söylenen büyülü ok. Gümüş bir ışıkla dolu bu oklar büyü hasarı verirmiş. Uzun zaman önce karanlık ay tanrısı Gwyndolin'in bu okları uygun bir altın yayla kullandığı söylenirmiş. Gwyndolin'in yayını hatırlarsanız Dark Souls 1'de de vardı, biz de alabiliyorduk. Bakalım Gwyndolin ne halde, görelim. Pontiff Sullivan ile karşılaştığımız kilise mi diyeyim artık, katedral mi diyeyim, oraya gideceğiz. Oranın üst katında öldürebileceğimiz bir mimik ve bir Crystal Lizard var. Crystal Lizard çok önemli değil. Simple game olması lazım. Onu düşürüyor. Ama mimikten artık bu Symbol of Avarice'i düşürmenin vakti geldi. Umarım düşer, biz de kullanırız. Hem sol kazanma hem eşya düşürme şansımızı arttırıyor. İleride çünkü işimize yarayacak. Şimdi burada iki tane Crystal Lizard vardı. Twinkling Titanite düşüren. Ben silahımı geliştirmek için bir önceki bölümün sonunda onları aldım. Burada da Large Titanite Shard vardı. Eğer siz almadıysanız
Mutlaka almayı unutmayın. Hatta Crystal Lizard'ları yetişemezseniz oyunu yenileyerek tekrar öldürmeye çalışın. Şurada asılı duran cesette Large Titanite Shard var. Buradan gidebileceğiniz iki yol var ama ileride hem bu devlerin ikisi uyanıyor hem de Drunk Şövalyeleri var. Drunk Şövalyelerini hatta zırh setini ve iki tane topuzu hatırlarsanız Cathedral of Deep'te bulmuştuk. Kendileri kiralık askerlermiş. Pontiff Sullivan tarafından muhtemelen. Aldrich'i Tanrı ile birlikte Anorlondo'ya hapsettiği için, onu yemesi için, onu yerken başka insanlar tarafından rahatsız edilmesin diye muhtemelen kiralık askerler tuttu. Onlar da Drunk Şövalyeleri. Burada alacağımız Dark Hasarı biraz daha absorbe eden bir yüzük alıyoruz. Eğer Dark Hasarı ile ilgili bir sorununuz varsa, bosslarda özellikle, bu yüzüğü kullanabilirsiniz. Şuradan hemen yukarı çıkalım. Cathedral of Deep'te karşılaştığımız din adamları burada da var. Tabii ki de Aldrich için yolunu koruyorlar. Ebesin nikahına da alev topu atabilme gücüne sahipler. Alev şeklinde bir top ya da top şeklinde bir alev, neyse. Gora esprisi yapmayacağım. Devam edelim. Helal olsun. Şurada direkt Bonfire'a gidebileceğiniz gereksiz bir kısa yol var. İsterseniz kullanabilirsiniz. Crystal Lizard'ımız buradaydı. Dediğim gibi simple game veriyor sadece. Keşke bir Tiglin Titanite ya da Dragon Scale verseydi. Karşıda da Mimi'miz var. Mimi'mizden Golden Ritual Spear düşüyor. Ama bizim asıl amacımız tabii ki de kaskını düşürmesi. Düşürmedi. Düşürse direkt veriyor çünkü böyle eşya gibi düşmüyor. Bir şu Spear'ı okuyalım. Sullivan'ın Pontiff ünvanını talep etmeden önce Darkmoon Knight'a sunduğu bir ritüel mızrağı. Bu silah kullanılarak yapılan büyüler kullanıcının inancına göre scaling alırmış. Bu arada bir tane de Esus geldi. Şuradan karşıya geçelim tekrar. O yüzden hiç Bonfire'a gitmeye gerek yok. Bu bölümde bir Esus şart daha bulacağız. Böylelikle 12 tane Esus'umuz olacak. Şöyle sağa sola giderek şu alev toplarından kaçalım. Şu kemiği iri arkadaşlar bize sıkıntı yaratabilir. Kolay kolay stagger olmuyorlar çünkü. Şurada çalıların arasında din adamlarımız var. Bunların hepsini öldürelim. Küçükler en azından daha çok kolay bir şekilde ölüyorlar. Aşağıda Drunk Şövalyelerimiz harekete geçti. Onlar gelmeden şunu da öldürelim ki sıkıntı yaşamayalım. Çünkü iki kişiler, hem o size bahsettiğim topuza sahip bir arkadaş var, hem de çift mızraklı biri var. Silahlarına da Dark Hasarı uyguladılar. Biz de alevlendirelim. Onlarda Dark varsa bizde de babası var. Gelsinler bakalım. Da niye gelmiyorsunuz? Aşağı inmeyin. Dediğim gibi hem devlerle hem de bunlarla kapışmak zorunda kalırsınız. Çok sıkıntılı tipler değiller. Sadece şu mızraklı arkadaşımız çok uzun mesafeye saldırabildiği için sorun olabilir ama tabii ki de bize işlemez. Tek düşürdükleri eşya
bu arkadaşın Twin Spear'ı. Hatta bunu bir okuyalım, bilgilerimiz tazelensin. Drunk şövalyelerinin eşleştirilmiş mızrakları, ateşin bağlanması efsanesiyle tanınan toprakların soyundan geldiklerine inanılırmış. Drunk şövalyeleri dağıldıktan sonra paralı askerler olarak dünyaya yayıldılar. İnsanların kalbine korku salan, kalkansız, saldırgan bir taktiklerle taktikle kısa sürede tanınmışlar. Dediğim gibi kendileri kiralık asker olduğu için muhtemelen Pontiff Sullivan tarafından Ulrich'i korumaları için ya da Tanrı'yı yerken, Darkmoon'da kalmış son Tanrı Gwyndolin'i yerken rahatsız edilmemesi adına burada konuşlandırılmış. Şimdi bir aşağıyı temizleyelim. Burada iki tane devimiz var canlanabilecek. Bir tanesi şu, onu bir önce öldürelim. Titan'a şart düşürüyorlar. Ayrıca iki tane de Ember bulduk. Şurada da bir eşyamız var. Onu da bir alalım. Large Titan'a şart. Şuralarda falan bir şey var mı? Şurada yatan kalkıyordu. Güzel aslında. Staminamız da iyi. Arka arkaya 5 vuruş yapabiliyoruz. Zaten Dark Souls'da herhangi bir boss'la kapışırken arka arkaya 5 kere vurma şansın çok yok. Buralarda herhangi bir eşya yok diye hatırlıyorum. Varsa da sağ olsun, arkadaşlarım hatırlatıyor. Devam edelim biz. Tamam. Şimdi bizim için çok ama çok önemli bir yüzüğü alacağız. Dark Souls 1'den de hatırladığımız bir yüzük bu. Tabii ki Dark Souls 1'deki handikapı burada yok. Ama alırken zorlanacağız. Çünkü Irithyll'a geldiğimizde karşılaştığımız Pontiff Sullivan tarafından dönüştürülmüş iğrenç beastlerle kapışacağız. İkisini öldürmemiz lazım bu yüzüğü alabilmemiz için. Ben yanımda ok getirmediğim için şöyle biraz yanına giderek kendisinin dikkatini çekeceğim. Silahımızı alevlendirelim. Kafasına vursanız stagger oluyor. Aa. Kötü oldu. Bu daha kötü oldu. Alt esusumuz kaldı. Umarım diğeriyle kapışmaya yeter. Şimdi şu kolonu kendisine karşı bir savunma aracı olarak kullanacağız. Gelsin bakalım. Güzel. Ve Ring of Favor'u aldık. Daha önce Dark Souls 1'de hatırlarsanız kilisede tutsak olan Lutrek adında altın zırhlı bir şövalye kurtarmıştık. İkinci çanı çaldığımızda kendisi Firelink Shrine'daki Fire Keeper'ımızı öldürerek Anor Londo'ya kaçmıştı ve ardında bir Black Eye Orb bırakmıştı. Biz de bu Black Eye Orb'u alarak içimizdeki intikam hırsıyla Anor Londo'ya doğru yol aldık. Şuradan da bir Dark Game alıyoruz. Ornstein ve Smog ile karşılaşmadan önce merdivenlerin üstünde Black Eye Orb titremeye başlıyordu. Onu kullanarak kendisinin dünyasını invade ettik. Hem intikamımızı aldık hem de Fire Keeper Soul'umuzu geri aldık. Kendisinin bir yüzüğü de vardı. Hatta açıklamasını da okuyalım. Ondan sonra devam edelim. Efsanede kaderin güzelliğinden söz edilen Tanrıça Fina'nın lütfunu simgeleyen bir yüzükmüş
Fina'nın iltifatının değişken doğasına uygun olarak yüzüğün maksimum HP dayanıklılık ve maksimum ekipman yükünü arttırdığı bilinirmiş. Bunu biz neyin yerine kullanalım? Şu sol kazanma artık çok öyle sorun değil bize. Onun yerine kullanalım. Böyle de artık eldiven de takabiliriz diye düşünüyorum. Böyle çok takamıyormuşuz. Neyse şimdilik. Şimdilik bu dursun da. Sonrasına bakarız. Burada da kullanabileceğimiz bir bonfire var. Neyse. Dark Souls 1'deki bu yüzüğün kötü yanı maalesef çıkardığınızda yüzük kırılıyordu. Aynı zamanda Painted War Ariamis'te öldürdüğümüz bir invader'ın cesedini o bölgenin boss'u olan Priscilla ile karşılaştıktan sonra arkasından eşya zırh setini alabiliyorduk. Sanctum set olması lazım. Hatta Hazel'ın şapkasına benzeyen bir kaskı vardı. Bunun üst tarafı böyle aşçı gibi değil, daha böyle yuvarlak top gibi olan haliydi. Buraya resmini de koyarım. Eğer yüzüğü yanlışlıkla çıkarırsanız bu şapkayı kargalarla değiştirip tekrar Ring of Power'ı alma şansınız vardı. Yine kaybederseniz de maalesef bir daha bulamıyordunuz. Burada da Diakos, baş Diakos McDonald var. Kendisi Cathedral of Deep'in 3 büyük ruhani liderinden biriydi. Aldrich'i korumak isteyen bir Covenant kurdu ve buraya yerleşti. Burada da kendisini ölü buluyoruz. Covenant'a tabii ki onun bedeninden üye olabiliyoruz. Olalım. Hem Covenant eşyasını da alalım. Bu Covenant'ın da online eşyası az önce aldığımız Human Dress. Ona bir bakalım önce. Tanrıları yiyen, dönüşünü sabırla bekleyen Aldrich Faintful'un yerine getirdiği bir görevin kanıtıymış bu. Tortular insan vücudundaki en ağır şeylerdir ve bu dünyayı bağlayan pranga haline geldiklerinde hayal edilebilecek en düşük derinliklere inilecektir diyor. Bir de şu Covenant'ın eşyasına bakalım. Cathedral of Deep'in kutsal sembolü ve ateşin ötesinde Age of Deep'i görenlerin armasıymış. Age of Deep, Pontiff Sullivan'ın kurmak istediği gelecek yeni bir çağ. Aldrich'in sadık antlaşmasına bağlılık yemini etmek için kullanılırmış. İnananlar sadık ruhlar şeklini alarak harap katedrale izinsiz girenleri avlarmış. Tanrıların yiyicisi Aldrich'in rahatsız edilmemesi için çağırma bunu kullanıldığında otomatik olarak gerçekleşirmiş. Tabii ki biz Anri'nin görevini devam ettirmek adına böyle bir niyetimiz yok. Bir Firelink Shrine'e gidelim. Aldığımız soulları bir kullanalım. Bir tane patlatabileceğim soul vardı ya da daha fazla var mı bakalım bir. ...73-71. Acaba Vitality'yi mi yükselsem dedim. Neyse biz Vigor'dan devam edelim. Eldiven şimdilik eksik kalsın. Canımızı artırmamız lazım çünkü özellikle bölüm sonunda çok işimize yarayacak. Şimdi başım döndü. Hah, buradan. Anorlondo'ya doğru artık çıkalım. İnerken iyi de çıkarken çok uzunmuş ya.
Ben şimdi din adamlarıyla bir daha uğraşmayalım demiştim. Bayağı uzunmuş. Gerçi buna gerek yoktu burada da. Neyse. Daha var çünkü. Şimdi burada alabileceğimiz kenarda köşede Dragon Scale falan var. Burada aynı Dark Souls 1'de olduğu gibi kenarlardan giderken bizi düşürmek için sürekli ok atan sinir bozucu Silver Knight'lar var. Bu arkadaşlarla özellikle şu yollarda kapışmamızı tavsiye ederim. Özellikle şunla. Şimdilik en iyisi şöyle aşağı atlayalım. Önce yukarıdakileri bir temizlemek. Şuradan bir kül aldık ama külün açıklamasını şunları hallettikten sonra bakalım. Şimdi yukarıda bir tane var. Oh, maşallah. Kolay kolay stagger olmuyorlar bu arada. Allah'tan ama 3 vuruşta ölüyorlar. Güzel. Silver Knight Armor. Şunları öldürelim. Bir onların açıklamasına bakalım. Arkalarına geçip kendilerine backstep uygulayabilirsiniz. Şunu öldürebilir miyiz diye bakayım bir. Bu bölgede bol bol bu arkadaşlardan Titan'a şart düşüreceğiz. O yüzden elinizdeki bütün eşyaları geliştirmeye çalışın bence. Şimdi şurada aşağıda Dragon Slayer Bow var bu arkadaşların kullandığı ama bence onu almadan önce burada kullanabileceğimiz bir kısa yol var açabileceğimiz. Onu aktif edelim. Şurada iki arkadaş var. Şöyle hafifçe gizli gizli arkalarından gidelim. Çok gizli. Keşke fark etmeseydi bizi. Yeah, beynimize sapladı. Şimdi bu arkadaş spear kullanıyor. O yüzden bize sorun yaratabilir. Maşallah Legolas gibi. Bir tanesi mutlaka böyle sinir bozucu çıkıyor. İlle beni delirtecek. Titan Shard 99 oldu herhalde ki şu an aldığımız bir tanesini depoya attı. Aslında bunları özellikle kalkanlarınızı geliştirmek için kullanabilirsiniz. Şuradan şu yolu açalım önce bir. Direkt buraya çıkıyorsunuz. Pontus Sullivan'la kapıştığımız Bonfire'dan asansörle yukarı çıkıp direkt bu merdivenden Silver Knight'ların yanından geçerek ilerleyebilirsiniz. Şurada Dragon Slayer Bow var ama o dur canımızı yükseltelim ölmeyelim. Neyse alalım koşa koşa gideriz ya yine. Hatta burada şu eşyaların bir açıklamalarına bakalım. Dragon Slayer Great Bow. Tanrılar çağında ejderha katilleri tarafından kullanılan büyük yay, herhangi bir normal yaydan daha büyük ve daha yıkıcıymış. Yay ateşlenecek yere sabitlenmelidir. Bu da kullanıcısını savunmasız bırakan zaman alıcı bir işlemdir. Yaydan yalnızca özel büyük oklar fırlatılabilirmiş. Şu okun da açıklamasına bakalım. Tanrıların dev demircisinin yarattığı büyük mızrak benzeri oklarmış, sadece büyük yaylarla kullanılabilirmiş. Bu büyük okların tanrılar çağında ejderha avcıları tarafından kullanıldığı söylenirmiş.
insan etini diyor. Çok kolayca delenmiş. Buna şahit olduk. Bir de buradaydı. Eşis vardı. Doğu ülkesinden bir zırh tüccarının külüymüş. Elbette Firelink Shrine'daki hizmetçi bunu birkaç yeni şeye dönüştürebilirmiş. Bir avcı klanının kaptanı olan tüccar silahlara hayranmış. Bakalım bize neler verecek bunun karşılığında. Bir de Silver Knight Armor bulduk. Gümüş şövalyelerinin armoru eski krallara bağlı ailenin ölümünden sonra bile şövalyelerin malikanelerini ve harap hale gelmiş katedrali gözetlemeye devam ettikleri söylenirmiş. Şimdi buradan inebileceğiniz tek yer şurası. O yüzden şu arkadaşın arkasından tekrar yukarı çıkacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aslında direkt o açtığımız shortcut'ı da kullanabilirdik ama şimdi bir daha büyücülerin arasından geçmeyelim. Zaten burayı da temizledik. Şuradan da çıkabilirsiniz ama o Large Titanite'ı ve alabileceğiniz Ashes'ı kaçırma ihtimaliniz var eğer görmezseniz. Buraya kadar atabiliyor musun sen ya? Ben ok atsam yetişmez. Şimdi şuradan aşağı inelim. Ve hatırlarsanız Dark Souls 1'de burada bir bonfire vardı. Şurada patlatabileceğimiz bir soul muydu? Ember'mış. Buradan da Anor London'un meşhur asansör merdivenini aktif ediyoruz. O buraya gelsin. Biz asır görevimizi burada yapalım. Normalde Dark Moon Ring'i olmasaydı Dark Souls 1'de bunu göremiyordunuz hatırlarsanız buradaki duvarı. Buradan aşağı indiğimizde de Gwyndolin bizi bekliyordu. Kendisine hatta etrafındaki o mumlar falan duruyor bakın. Kendisine ibadet edip Darkmoon şövalyelerine katılıp bu sırrı, buradaki sırrı korumaya and içmemizi istiyordu. Biz tabii ki buna karşı çıktık ve Anor London'un illüzyonunu bozduk. Ama tabii ki de yine de ateşi tekrar canlandırıp tanrıların çağının, ateş çağının devam etmesini sağladık. Tabii ki de hiçbir işe yaramadı. Burada da Yorşka Kilisesi'nde öldürmeyip Anri'yi kaçırıp buraya getiren Pilgrim var. Bize bir şeyler anlatacak ve bize önemli bir eşya verecek bu ayinde, bu evlilikte kullanabilmemiz için. Konuşalım bakalım kendisiyle. Hoş geldiniz yüce lordumuz. Eşiniz sizi bekliyor. Çok yakınsınız. Lütfen itiraf kılıcını alın. Şimdiye kadarki en gerçek Londor Lordu siz olabilirsiniz diyor. Ve Sword of Avival artık Avival artık nasıl okunuyorsa onu aldık. Aynı şeyleri tekrarlıyor. Eşiniz sizi bekliyor. Çok yakınsınız. Şimdiye kadarki en gerçek Londor Lordu siz olabilirsiniz diyor. Onunla birlikte şuradaki eşyanın da açıklamasını okuyalım. Bir zamanlar Dark Moon olarak bilinen bir şövalyenin zırhıymış. Bir zamanlar Dark Moon Covenant'ı olarak bilinen bir Covenant'a bağlı şövalyenin zırhıymış. Bu pirinç zırhın içinde iğrenç bir şey saklandığı söylenirmiş. Silüetiyle ilgili bir şey kadınsılığı çağrıştırıyormuş. Yani zırhın bir kadın tarafından giyildiği anlaşılıyormuş. Hatırlarsanız bu Anor London'daki Fire Keeper'ın yüzü deforme olmuştu, yanmıştı. O yüzden full zırh giyiyordu yüzünü göstermemek için. Dark Souls 1'de Gwynnivor'un illüzyonunu yok ettikten sonra bizi merdivenlerde bekliyordu. Hatta öldürdüğümüzde de Gwyndolin'den özür diliyordu bizi durduramadığı için. Bir de bir eşya aldık. Ritüelde kullanmamız için Pilgrim sağ olsun verdi bize.
Londor'un tören kılıcıymış bu. Silah olarak kullanılamazmış. Bir evlilik ayininin gerçek Hollow Lord'unun habercisi olacağı söylenirmiş. Eşinizin adı Mozale'nin derinliklerinde sabırla bir lordu bekleyen Henry'miş. Şu şeylerimizi çıkartalım. Benim çok haz etmesem de maalesef yapmak zorunda olduğumuz bir işlem var. Henry'nin bedeni burada. Kendisiyle evleneceğiz ama tabii ki de bu evlilik tamamen Dark Souls usulü karanlık bir ritüelle gerçekleşecek. Gerçekleşsin bakalım, izleyelim. Ve Henry'nin içindeki bütün Halloween'i, Darkseal'ları üzerimize alarak şu an evrendeki en yüksek Darkseal level'ına, Darkseal Halloween, ne denir, özür dilerim, kapasitesine diyeyim, sahip olduk. Böylelikle artık Dark Lord olmak için, Hollow'ların Lord'u olmak için bütün gerekliliklere sahibiz. Şuralarda sağ tarafta olması lazım bir sandık vardı. Buraya da bakalım. Burada bir şey yok. Diğer tarafta sandığımız var. Hemen bakalım yüzüğümüze. Darkmoon Gwyndolin'e gençliğinde verilen bir ilahi yüzükmüş. Gwyndolin ayın aurasıyla bir kız çocuğu gibi yetiştirildi ve somurtkan, düşünceli bir tanrıça gibi davrandığı söylenirmiş. Ah Henry. Sonun böyle mi olacaktı? Biraz acımasızca bir son ama maalesef Henry'nin sonu hiçbir şekilde iyi bitmiyor. En azından böylelikle bir amaca hizmet etmiş oldu. Kendisinin hikayesinden de bölümün sonunda biraz bahsederiz. Bu çiçeği hatırlarsanız burası Lord Gwyn'in sembolik mezarı, Light'i. Buraya oğlu, ilk oğlu, maalesef ismini bilmediğimiz, ejderhalarla savaşta taraf değiştirdiği için babası tarafından bütün aileden, dinden aforoz edilmiş, ülkesinden kovulmuş, yıllıklardan ismi silinmiş, ilk oğlu tarafından bırakılıp bu diyarı terk etmeden önce bıraktığı çiçek. Cümlenin sonunu getiremedim. Hala duruyor solmadan. Gidelim. Devam edelim. Kaldığımız yerden kılıcımızı takalım. Üzücü gerçekten. Henry'nin sonu keşke böyle bitmeseydi. Diğer seçenekte ne yapmanız gerektiğini de yukarı çıktığımızda sizlere göstereceğim. Bu arada biz işimizi bitirdikten sonra tıpkı Yuval'de olduğu gibi hedefini, görevini tamamladıktan sonra Pilgrimler ölüyor. Aslında bunların bütün yaşam gayesi bu. Şerefli bir ölüm, amaçları uğruna ölmek. Sable Kilisesi, Londor'daki ünlü bir kilise, onlara sürekli bunu öğütlüyor ve hacıları, pilgrimleri bir görev uğruna ateş sönmeye başladıktan sonra bu diyarlara yolluyor ve yolculuk sırasında birçoğu ölerek amacını gerçekleşmiş oluyor. Yuval bunlardan biriydi ve ölmemişti. Art bizi görünce de amacının aslında farklı olduğunu, amacını gerçekleştirdikten sonra ölmesi gerektiğini anladı ve bize yardım etti. Bizi Halloween olma,
Hollow Lord'u olma yönünde yardım etti, bizi güçlendirdi. Bu seviyeye getirip o da ölmüştü. Bu arkadaşımız da görevini tamamladıktan sonra ölüyor ve arkasında Shyamalan mı artık nasıl okunuyorsa böyle bir miracle bırakıyor. Kadim büyüler diyarı olan Olasil'dan kayıp büyü göze çarpmayan bir şeye dönüşürmüş. Gerçekte gelişmekte çok uzak olan bu sihir, alacakaranlıkta ormanın yalnızlığından kurtulmak isteyen genç bir kızın yaramazlığından doğdu diyor. Şimdi bu arkadaşın üzerinden bir Olasil büyüsü düştüğüne göre aslında şöyle bir şey düşünebiliriz. Yuria'nın ve Dark Souls 1'deki Colton, Primal Serpent'ı hatırlarsanız dev yılan amacı, ikisi de aynı, Hollow Lord'u, karanlığın lordunu ortaya çıkarmak, çünkü doğanın akışında doğru olan buydu. Şimdi şuradan gideceğiz ama önce bir yukarı çıkıp bonfire aktif edelim. Yoksa bayağı bir bu yolu tekrar kat etmek zorunda kalacağız. Yoel, ilk karşılaştığımız Pilgrim, büyücülükte ustaydı. Bu arkadaşımızın üzerinden Olasil'dan kalma bir büyü çıktı. Belki de, bu arada ben buna Miracle demişsem özür dilerim, büyü aslında. Belki de Olasil diye bahsedilen, aslında Londor diye bahsedilen yer Olasil'in şimdiki halidir. Çünkü Kalt da hatırlarsınız, Olasil'a ilk giden biriydi. Çünkü Olasil'daki hatırlarsanız insanları Manus'un mezarını tekrar kazmaları için teşvik etmişti. Bu yüzden de kendisi gidip kendisi daha sonrasında Yuria gibi arkadaşları tekrar ortaya çıkarmış olabilir. Yani tekrar toparlayayım. Özür dilerim, bir an algım dağıldı. Yani Londor aslında Olasil'in yeni hali olabilir. Şimdi şuradan görünmez bir yer var. Korkmayın, düşmezsiniz. Zaten oyunun online modu aktif olduğunda online serverları burada hatırlatıcı yazılar falan görebilirsiniz arkadaşlar tarafından bırakılmış. Şurada çok güzel bir manzara var. Karşımızda Lothric Kalesi. Firelink Shrine'ı göremiyoruz. Şurası Cathedral of Deep. Şurası Faron Keep. Şuradan çıkmıştık. Faron Keep'in altındaki dağlar aslında Catacombs of Karthus. Tam şurada karşıdan çıkıp hatta Beast ile karşılaşmıştık. Yani böyle yüksek bir yere çıkıp şuradan geldik buraya gidiyoruz, burada şöyle bir şey vardı gibisinden muhabbet etmek gerçekten çok güzel. Dark Souls'un bu harita dizaynına bayılıyorum. Şuralarda bir eşya var mıydı? Yok diye hatırlıyorum. Aynen, aşağı inerken alacağız. Şimdi buradaki hanımefendi ile konuşalım. Kendisi Yorshka, Darkmoon Covenant'ının aslında yeni lideri. Bakalım bize neler anlatacak Anor Londo ile ilgili. Name thyself, stranger. Adını söyle yabancı. I am Yorshka, captain of the Dark Moon Knights. Benim adım Yorshka, Darkmoon şövalyelerinin kaptanıyım. Seni böyle bir yere ne çağırdı diyor. Darkmoon'un sadakati diyoruz. Ve önünde eğiliyoruz. Çok iyi. Very well. Captain to this knightless company I remain. Bu şövalyesiz bölüğün kaptanı ben oluyorum. Sana bir amaç vereceğim diyor. Uzaklara gittin. Sesimi duy. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade. Babamız Gwyn ve rahibe
Guinevere'ün gölgesi olmak için antlaşma üzerine yemin edersen, lordlarımızın düşmanlarını avlayacak bir kılıç olarak, sonra da seni Darkmoon'un himayesi ve gücü altına yerleştiriyorum diyor. Artık Kara Ay'ın, Darkmoon'un bir kılıcısın. Oluşumumuzun tek şövalyesi. Bu yemini et ve kutsal görevinle yüzleş diyor bizlere. Bu arada bize artık Darkmoon Covenant'ına üye etti. Aa evet, sen Darkmoon'un kılıcı, evine hoş geldin. Sana yardım edebilirsem çok mutlu olurum. Sadece ne olduğunu bize söyle diyor. Verdiği bir önce Covenant eşyasını okuyalım. Darkmoon ve bir kılıcı tasvir eden gümüş kolye, Darkmoon Knight'ların arması, orijinal Blue Sentinel'lerin de orijinal armasıymış. Kara Ay'ın kılıcı sözleşmesine bağlılık yemini etmek için kullanın diyor. Blue Sentinel'lerin bir üyesi karanlık bir ruhla karşılaştığında Blaze of the Darkmoon'un eski bir antlaşma gereği diyor, istilacıların kökünü kazımak için yardıma gelirlermiş. Sadece kuşanmanız yeterliymiş diyor. Neyse, şimdilik kuşanmaya gerek yok. Konuşmaya devam edelim kendisiyle. Uzun zaman önce herkesin babası Gwyn, ateşin sönmesine engel olarak kendi iradesiyle kül oldu diyor. Şimdi ateş onun yerine gelen şampiyonlarla bağlantılı. Babamın ve tanrıların iradesi böyleydir. Ve böylece Darkmoon şövalyeleri ateşi birbirine bağlayanlara göz kulak olmak için silaha sarıldı. Ama uzun zaman önce birliğimiz son gerçek şövalyesini kaybetti diyor. Bununla ilgili söyleyeceğim sizlere. Bugüne kadar senin ziyaretin zamanına kadar sadece antlaşma korunmuş oldu diyor. Mirasımız gerçekten de diyor çok fazla bir şekilde çeşitli şekil aldı diyor. Sana bir soru sorabilir miyim? Bu kule bir hapishane ve uzun zamandır yalnız duruyorum. Aşağısını köprüleyen mekanizma uzun süredir hareketsiz kalıyordu. Peki sen buraya hangi yolla yükseldin? Havada uçan bir yaratık mısın, yoksa kanatlı bir şey misin sen? Kendisi sanırım burada bir illüzyon olduğunu bilmiyor. Bu kulede tutsak olduğunu zannediyor. Aslında tutsak alınmış ama herhalde buradan aslında kaçabileceğini fark edememiş ya da fark etmek istememiş. Bize buraya nasıl geldiğimi soruyor. Biz de uçarak geldik diyelim. Vay! Böyle olabileceğini hayal etmiştim. O zaman sen bir ejderhasın. Ya da belki de bir karga, bir kuzgun. Pekala, ne olursan ol. Harika bir tuhaflıksın. Ama tuhaf bir şekilde de tanıdık bir ziyaretçisin diyor. Şimdi, bu arkadaş Darkmoon Covenant'ının lideri ve bu arkadaşımıza biz topladığımız Silver Knight'lardan düşen özellikle kulakları verebiliyoruz ve Darkmoon Covenant'ında yükselebiliyoruz. Özellikle Darkmoon Blade'i almak için biz bunu yapacağız. 30 adet biriktireceğiz ki bu çok zor. Biraz vaktimi alacak ama bölüm aralarında farmlamaya çalışacağım. Bunu yapıp Darkmoon Blade'i alacağız. Eğer kendisini öldürürseniz, buraya resmini koyarım. Yorşka Çaymadı'nda bir eşya alıyorsunuz. Biz tabii ki kendisini öldürmeyeceğiz. Ama ben Yorşka Çarmı'nın açıklamasını sizlere okuyayım. Yorşka'ya ait kutsal bir çan, eski şövalye kaptanı olan kardeşi adını vererek bu hediyeyi ona sundu. Zilin çalması onun yalnızlığını yatıştırmak için çok şey yapmış olmalı diyor. Kendisi burada yalnız. Fark ettiyseniz Priscilla'ya benziyor. Aslında Gwyndolin'lerin deforme olmuş üvey kardeşi.
Şimdi ileride Ulrich ile karşılaştığımızda onun soğluğundan da bazı bilgiler alacağız. Belki Yorşka ile ilgili ekstra bir şeyler de öğrenebiliriz. Şimdi şuradan devam edelim. Bu arada Yorşka'nın bahsettiği yakın zamanda son gerçek büyük şövalyemiz de kaybettik dedi. O kaybettiği şövalye aslında Ciris. Tabii ki neden bu Covenant'ı terk ettiğini yakında sizlere anlatacağım. Hatta yakında dediğim bir sonraki bölümde. Şimdi burada Painted World Ariamis'in savunucularına ait eşyalar bulacağız. Bir de onların zırh setini aldık. Aslında buradan daha fazla düşmenize gerek yok. Çünkü aşağıda bir eşya yok. Ben sadece nereye düştüğümüzü sizlere göstermeye çalışacağım. Dikkatli bir şekilde şu kütüklerden aşağı iniyoruz. Burada Ciris'ten aldığımız Silver Catering'i kullanabiliriz. Ama çok da gerek yok. Gayet hiç sıkıntı yaşamadan Anri ile karşılaştığımız bir önceki bölümde Yoshka Kilisesi'ne geldik. Burada hatırlarsanız bir heykel vardı. Şimdi o heykel yok çünkü öldü. Andre'yi kaçıran Pilgrim'di. Şimdi Anor'a geri dönelim. Hatta geri dönelim mi? Şöyle yapalım. Bir Firelink Shrine'a gidelim. Hem şu solları da kullanırız hem de bir şeyle konuşalım. Yuria ile. Evet, lordumuz ve efendimiz, sanırım kutsal yeminleriniz tamamlandı. Bu gerçekten müthiş. Artık gerçek ve hak eden Hollow Lord'u sensin. Bir eşle ateşi talep etme gücü sendedir artık. Lord hazretlerimiz, ateşi örtüsünden söküp alıyorum. Ben Yuria ve tüm Londor adına yaklaşan Lord hazretlerini kucaklıyorum. Lordumuz ve efendimiz. Ben gaspçıyı oynuyorum. Ateşe bağlanma zamanı geldiğinde onu kabuğundan sökün. Ateş çağı eski tanrılar tarafından kuruldu. Ateşin bağlanmasıyla sürdürüldü. Ama eski tanrılar artık yoklar ve her şeye gücü yeten ateş yeni bir varisi hak ediyor. İnsanlığın gerçek yüzünü giyen Hollow'ların efendisini bekliyor diyor. O da biziz. Böylelikle Yuria'nın da aslında bir nevi görevini bitirmiş olduk. Sadece oyunun finalinde kendisiyle yapacağımız bir şey var. O da tabii o da tamamen isteğe kalmış bir şey. Artık eğer Halloween'inizi ya da Dark Seal'larınızı sildirmediğiniz sürece ateşin gaspı sonunu oyunun sonunda görebilirsiniz. Şimdi şu sollarımızı harcayalım. Devam edelim. Anor Londra'ya gidelim. Bu arada Painted World Ariamis'in koruyucularının eşyalarına da bir bakalım. Neredeydi o ya? Resim muhafızları tarafından kullanılan, kafirler arasında geçen efsanelerde anlatılan bir silahmış. Düz uçlu, benzersiz bir şekilli bıçakmış.
şu şapkaya bakalım. Formları sapkın mitolojisinde anlatılan resim muhafızlarının kıyafetiymiş. Sihri engelleyen pürüzsüz soluk bir başlık. Kadim masalların kambur anlatısı, topraklarda istenmeyen ve sonunda soğuk boyalı bir dünyaya çekilen istenmeyen ruhları anlatıyor diyor. Dark Souls 1'de Painted World Ariamis'e gittiğimizde Priscilla buradaki yani Painted World Ariamis'teki insanların, yaratıkların huzur içinde yaşayan varlıklar olduğunu, hepsinin aslında dışlanmış ve buraya sürüklenmiş varlıklar olduğunu, hiçbir şekilde onları rahatsız etmememiz gerektiğini söylemişti bizlere. Bu kıyafette de bu anlatılıyor. Şimdi burada iki tane Silver Knight var. Bu Silver Knight'ların Bonfire'la olan yakınlığı bize çok yardımcı olacak. Bu arkadaşlardan bu kulakları farmlayabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. İki bölüm arasında farmlamaya çalışacağım. Şimdi şurada sağ tarafta iki bölüm arasındaydım. Bölümler arasında farmlamaya çalışacağım. Son bölüme kadar DLC'lere başlamadan bitirmeyi planlıyorum. Buradaki arkadaşımızın gözü kıpkırmızı. O yüzden Deep'in eline düşmüş bir varlık. Biraz daha tehlikeli, biraz daha güçlü olduğunu unutmayın. Burada patlatabileceğimiz bir sol bulduk. Burada aslında direkt içeri açılan bir kapı var ama Dark Souls 1'de de böyle görünüyordu. Burada da aynı şekilde görünüyor ama hiçbir şekilde bu taraftan açılmıyor ya da herhangi bir taraftan. Şurada alabileceğimiz bir eşya var. Patlatabileceğimiz bir sol. Yine bu kapıdan giremiyoruz. Normalde burada hatırlarsanız sevgili demircimiz vardı. Bakalım o demircimize ne oldu? Şuralarda alabileceğimiz bir eşya var mıydı diye bakıyorum. Ve maalesef demircimiz ölmüş. Artık Ulrich mi öldürdü? Yoksa kendi eceliyle mi öldü? Bilinmez. Silah infüzü için kullanılan kömür, Anor Londo'nun dev demircisi bir zamanlar tanrıların demircisi olduğu söylenirmiş. Şimşek ve kaos infüzü için gem kullanmamıza izin verilmiş. Tapınaktaki demirciye verebilirmişiz. Ah ah. Böyle çok muhabbet etmezdi, konuşmazdı bizle ama. Bize güzel silahlar yapardı. Boss soullarından. Dark Souls 1'de bir tek ondan yapabilirdik ya. Böyle etrafında bonfire de yoktu. Çok sinir bozucuydu. Şimdi. Anor Londo'nun içine girdik. Tabii ki o kalenin, sarayın içinde çok dolaşamıyoruz. Şimdi buradaki arkadaşlar çok tehlikeli. Böyle sinir bozucu bir yerde konuşlanmışlar. Savunmak çok şey değil. Şu ikisini hızlı bir şekilde öldürün ki bu şişko ile uğraşmak biraz uzun sürüyor. O arada sizi sürekli rahatsız etmesinler. Burada yine bir tane daha şey buluyoruz. Kulak. Ah, hatırlarsanız burada Solaire'ın sign'i vardı. Kendisini buradan boss fight için çağırabiliyorduk. Şimdi burada bir sürü şu yukarıdan düşen balçıklar var. Ateşe karşı dayanıksız oldukları için rahat bir şekilde kendilerini öldürebilirsiniz. Bizim silahımızın güzel özelliklerinden biri. Böyle kolay kolay da ölmüyorlar bu arada. Ama tabii ki de önce şu diyakozları temizleyelim. Bunları öldürmekle hiç uğraşmayın. Zaten öyle aman aman sol da vermiyorlar. Sadece iğrenç bir şekilde ses çıkarıp peşinizden geliyorlar. Moonlight, Terror of.
açıklaması daha önce okumuştuk. Buradan maalesef Anor London'un içine gidemiyoruz. Yıkılmış, tıkanmış. Burada Cathedral of Deep'te karşılaştığımız bir yaratık var. Kendisi tehlikeli, dediğim gibi bizi taşlaştırıp öldürebilir. O yüzden biz her ihtimalle karşı şu kapıyı bir açalım. Ondan sonra kendisiyle kapışalım. İstiyorsa bizi öldürsün, çok sıkıntı değil. Kafasına vurursanız iki kere falan. Şuna yakalanmamaya çalışın. Stagger olabilir. Eğer kendisini öldürmekte zorlanırsanız bir kere göründükten sonra bonfire'a doğru kaçmanız yeterli. Merdivenlere doğru gittiğinizde, asansöre doğru gittiğinizde oraya geçemiyor. Kendisinin aleve karşı dayanıksız olduğu için bomba atarak ya da pyromancy büyüleriniz varsa büyü atarak ya da vurup kaçarak öldürebilirsiniz. Aldrich Ruby adında bir yüzük aldık. Yüzük aldık deyip kaska girmek de. Buna benzer bir yüzüğü de Cathedral of Deep'te almıştık. Derinlerin Azizi Aldrich tarafından bırakılan hatalı biçimlendirilmiş bir yüzük. HP'yi kritik saldırılarda kurtarırmış. Bize bir şans daha veriyor yani. Et yeme iştahıyla ün salmış Aldrich, kurbanlarının çığlıkları içinde yaşarken hayatın son titremelerini içine çekme sevincini başkalarıyla paylaşma arzusuna sahipti diyor. Adam tam bir, yani adam mı Aldrich artık nasıl bir varlıksa, tam bir deli. İnsanları yiyor, tanrıları yiyor ve onların son lokmada çığlıklarını duyuyormuş. Hatta bundan haz alıyormuş. Yediği insanların varlıkların da bundan haz aldığını iddia ediyormuş. Tam bir deli. Şurada tabii ki de çok önemli bir Estus şardımız var. Bununla artık 12 tane Estus'umuz olacak. Şimdi Aldrich burada. Onunla ilgili bir konuşayım. Hatta bonfire'a gidelim. Bonfire'a oturalım. 3 tane de Estus olsa işimize yarar. Çünkü boss fight'te biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Silahımızın çok fazla hasar verebileceğini zannetmiyorum Aldrich'e. Şu tabi burada merdiven varken sınırı geçtiğinizde o yaratık gelemiyor. Şimdi bir level daha alabiliyoruz mu? Bütün sınırları zorlayalım. Zaten almamızın bir önemi yok. Estus Shard'ı kullanmak için de geri döneceğiz. Aynı zamanda aynen bir level daha alırız. Giant Call'u da Andre'ye verelim. Aldrich benim en çok Dark Souls'da zorlandığım boss. Midir'den bile daha çok zorlanıyorum. Hep bana ters geliyor. Ucu ucuna geçiyorum. Bakalım bize Giant Call ile ilgili ne anlatacak Andre. Vay vay. Benim o barışçıl devimin kömürü. Asırlar geçmiş gibi. Onun vefatının çok uzun zaman önce olduğunu düşünüyorum diyor. O yaşlı herifi özleyeceğim. Teşekkür ederim. Bu kömürü iyi kullanıldığından emin olacağım. Sizin gibilerin daha önce hiç görmediği silahları demirliyor olacağım. Mütevazı saygılarımı sunmak için küçük bir hizmet diyor sana. Bir de Estus'umuzu verelim. Artı 12 olsun. Artı 12 diyorum. 12 adet olsun. Estus'larımızı patlatmıştık. Bir de level alalım. Yine vigorumuzu arttırmaktan devam edelim. Ve Anor London'a geri dönelim. Şimdi boss'umuz zor bir boss. Kendisi özellikle çok deli deli büyü hasarları var. İçeri gittiğimizde Gwendolyn'i daha yeni yemiş olacak.
Aldrich yediği varlıkların, insanların biçimlerini, süliyetlerini alıyor. Burada dediğim gibi daha yeni yediği için yarısı Gwyndol'üne benzeyecek, yarısı da böyle değişik bir deform olmuş kuyruğu olacak. Ateşe karşı dayanıksız kendisi ama Dark'a karşı herhangi bir zaafı yok. O yüzden silahımız aslında çok etkili olmayacak diye düşünüyorum. Daha farklı kullanabileceğimiz bir silah için maalesef Rosarius Fingers'a gidip statlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da yapamayız. Serisinin görevini devam ettirmek istediğimiz için artık yapacak bir şey yok. Mecburen bunu sağlayacağız. Ekstra farklı bir yüzük alabilir miyiz diye düşünüyorum. HP'mizi daha çok yenileyebilmek için kullanabileceğimiz bir Estus Ring iyi olabilir. Kritik. Bilemedim. Neyse. Şimdi şöyle kullanalım bakalım. Kendisinin bir ok saldırısı var. Bir ok yağmuru başlatıyor. İlk iki fazı var. Yarı candan sonra Ember'ını açıyor. Lord of Cinder moduna geçiyor. İlk fazda bu ok yağmuru çok fazla uzun sürmüyor. Kaçarak çok rahat atlatabiliyoruz ama ikinci fazda bu ok yağmuru sizi bayağı bir takip ediyor. Daha önce Dark Souls 1'de Gwyndolin ile karşılaşırken duvarları bile delebilen bir ışın kümesi fırlatıyordu bizlere. Aynı saldırı yapıyor. İkinci faza geçtiğinde bu saldırıyı arka arkaya 2-3 defa yapıyor. Bir de yine Gwyndolin'in yaptığı bu küçük parçacıklar halinde büyüler yolluyor bizi takip eden. Bunları sıçrayarak atlatabiliyoruz. İkinci fazında her ortadan kaybolduğunda bunlar havaya sıçrıyor ve sizi bulmaya çalışıyor. İkinci fazına geçtiğinde alev alıyor kendisi. Sürekli kaybolup boss fight alanının dört bir köşesinden tekrar çıkıyor. Kaybolurken hasar verebiliyor. Elindeki asayı, silahı yere vurduğunda bir dalga yayılıyor. Siyah bir dalga. Bu size hasar verebilir. O yüzden ortalama 1000-1600 hasarda bir kaybolacak. O yüzden tam kaybolmaya yakın kuyruğuna doğru yönelin. Kuyruğuna vurmaya çalışın. Ki o hasarı almayın. Onun dışında daha fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Gidip göreceğiz bakalım becerebileceğiz mi. Şu arkadaşları bir atlatalım. Üzerimizdeki eşyaların koruması iyi ama çok fazla magic defans sağlayacak bir eşyamız yok maalesef. Keşke magic defansı yüksek bir kalkan olsaydı, daha çok işimize yarardı aslında. Ama şimdilik bunu kullanalım. Eğer geçemezsek. Gördüğünüz gibi Gwyndolin'i yeni yemiş. Direkt ok saldırısıyla da başlamazsın ya. Çok vuramıyoruz. Kötü oldu. Kendisine odaklanmayın. İşte dediğim bu. Bu saldırısında işte o hasarı almasaydık güzel olacaktı. Aa. Nereden çıkacak? Ve Ember modunu açtı. Hemen es içelim. Bu hasarları almamamız gerekiyordu aslında.
silahın vurduğu yerlerden alevler çıkıyor. O yüzden o alevler de bize hasar veriyor. İkinci fazında daha ok kullanmadı. Hadi bir kere daha. Ve yendik. Tamamen şanslıydık aslında. İkinci fazında hem o büyük büyü dalgasını hem de ok fırtınasını kullanmaması çok tamamen şans. Normalde ben ölmeden Oldrush'u geçtiğimi hatırlamıyorum. Bu da sizin şansınız olsun. Ornstein ve Smaug ile karşılaştığımız yerdeyiz. Lord Gwyn, bereket tanrıçası Gwynver ve heykelleri yıkılmış, ismi yıllıklardan silinmiş Lord Gwyn'in ilk oğlunun boş heykel bölmesi. Bonfire'ımızı açalım. Yukarıda hatırlarsanız Gwynver'ın odası vardı. Orada Gwynver'ın illüzyonu vardı Dark Souls 1'de. Bir gidelim bakalım oraya. Lord of Cinder modunu açtığında orada gereksiz bir şekilde saldırılardan kaçmadım. Sürekli vurmaya çalıştım. Buralarda bir eşya yok ama size şöyle bir tur attırayım. Aslında o damage'leri almak yerine onlardan kurtulup vursam daha hızlı bitebilirdi. Ben sürekli şey bekleyerek aslında hep kaçınmayı bekledim. Büyü atar diye ama iyi oldu. Kolay bir şekilde geçtik. Burada da asansörümüz var. Ve Gwynver'ın odası. Burada bütün illüzyonu yok etmiştik. Yine Dark Souls 1'de kendisinin verdiği yüzüğü alıyoruz. Önce bir yüzüğü okuyalım, sonra Old Rich'in de eşyalarına bakalım. Güneş Işığı Prensesi ve Lord Gwyn'in en büyük kızı Gwynver ile ilişkili yüzük. Halka güneş ışığı gibi belli belirsiz sıcaktır ve yavaş yavaş HP'yi geri yükler diyor. Gwynver diğer birçok tanrıyla birlikte evini terk etti ve bir eş ve anne oldu ve birkaç cennetsel çocuk yetiştirdi diyor. Olur için şeyine de bakalım. Külüne. Tanrıların yiyicisi Oldrich için bıraktığı bir lord külü. Eğer lordlar tahtlarına kendileri dönmeyecekse kül olarak bari dönsünler diyor. Oldrich insanları yiyip bitirerek bir lord oldu. Ancak tahtından hayal kırıklığı hayal kırıklığına uğradı ve bu yüzden onun yerine tanrıları yemeye başladı. Oldrich aslında neyse onu hikaye kısmında anlatırım. Şimdi girmeyeyim oraya. Bir Oldrich'in solundan neler yapabiliyoruz onlara da bakalım. Ondan sonra gelip buraya hikayesini anlatırız. Oldrich'in ruhu güçle dolup taşan bükülmüş ruhlardan biri. Burası güzel. Oldrich ateşin sönmesi üzerine derin derin düşünüp durduğunda derin denizlerin gelecek çağına ilişkin vizyonlara ilham verdi diyor. Yolun zorlu olacağını biliyordu ama korkusu yoktu. Tanrıları kendisi yutacaktı. Vay çılgın. Gidelim bakalım. Güzel, bayağı da bir soul aldık. Farnikşehir'e gidelim. Aslında olur için solunu patlatabiliriz. Eşyalarına bakalım. 2 level alırız böylelikle. Yani olur için solundan yapacağımız bir şey yok aslında. Külünü de buraya bırakalım. Aha,
Şimdi Life Hunt. Life Hunt Site dikkatli baktığınızda Dark Souls 1'deki Painted World Ariamis'te karşılaştığımız Priscilla'nın tırpanına çok benziyor. Açıklamasına baktığımızda da Aldrich'in Miracle'ı tanrıları yiyen hayali bir tırpan kullanarak düşmanların HP'sini çalar diyor. Aldrich karanlık ay tanrısını yavaşça yutarken, Gwendolyn'den bahsediyor, bir rüya gördü. Bu rüyada saklanan genç solgun bir kızın şeklini algıladı diyor. Saklanan genç solgun bir kız. Nerede saklanıyordu? Ariamis'te. Burada Priscilla'yı hayal etmiş. İlginç. Belki Priscilla'yı da yedi. Aldrich tarafından yavaş yavaş yutulan Darkmoon Gwendolyn'in uzun yayı. Bu altın yay güçlü bir sihirle doludur ve en çok da ay ışığı okları ile etkilidir diyor. Şimdi ikisi de bizim bir işimize yaramayacağı için ben solu patlatma taraftarıyım. 15.000 sol gayet iyi. Böylelikle 2 level alabiliriz. Güzel, canımızı da iyice attırdık. Şu şeyi verelim. Artık Lutrek'in zırh seti de burada. Aynı zamanda Darkroot Garden'da Shiva isminde doğudan gelen bir savaşçı vardı. Onun da artık zırh setini alabiliyoruz. Aynı zamanda Anor Londo'nun tek kalan gerçek şövalyesi Smaug'un da zırh setini satıyor bize. Daha sonra bunlara da bir bakarız açıklamalarına, ama önce bölümü fazla uzatmadan biz gidelim. Aldrich ile karşılaştığımız yerde hikayeyi sizlere anlatayım. Bir toparlayalım. Hem Andre'nin de hikayesini böylelikle bitirmiş olacağız. Aslında önce bir şeye gidelim. Anor Londo'ya. Yani Anor Londo'nun ilk yerine. Şimdi şu arkadaşları bir öldürelim. Ah, ikincisi biraz panikli oldu. Bu arada diğeri de geldi. Hadi bir kulak düşmedi. Neyse. Astora birçok büyük savaşçı ve şanı dillere destan olan büyük demirciler barındıran bir ülkeydi. Oradan tabii ki de Dark Souls 3'te son oyunumuzda Andre isminde bir genç çıkmıştı. Horus adında çok yakında bir arkadaşı vardı. Maalesef ikisi de Aldrich'in tuzağına düştüler ve Road of Sacrifices'ta Aldrich'e yem olmak için Cathedral of Deep'e doğru bir yolculuğa çıktılar. Tutsak alındılar. İkisi de savaşarak kaçmayı başardı. Hatta Oris, Dark Souls 2'den tanıdığımız Executioner'ı yenerek onun zırhını biraz daha değiştirip giymeye başladı. Andre de kendini geliştirdi. İkisi de çok büyük şövalyeler oldular. İkisi de ateş tarafından, aslında Andre sadece, ateş tarafından görevlendirildi. Bir Unkillant olarak Aldrich'in peşine düştü. Horus da tabii ki sadık yoldaşı, kendisiyle birlikte bu yolculuğa çıktı. Road of Sacrifices'a, Cathedral of Deep'e giderken soluklanmak için durduklarında da bizim karakterimizle karşılaştılar. Orada konuştuğumuzda onun da bir Unkillant olduğunu
Aldrich'in peşinde olduğunu, Aldrich'in peşinden Cathedral of Deep'e gittiğini öğrenmiştik. Cathedral of Deep'e gittiğimizde maalesef Aldrich'i bulamadık. Smaldol adında bir eşyadan Aldrich'in Irithyll'a gittiğini öğrendik. Irithyll'ın nerede olduğunu da Henry bir pilgrimden, bir hacıdan öğrendi. Daha sonrasında Yuria ile konuştuğumuzda, çünkü hacı pilgrim deyince Yuria'nın tarikatı aklımıza geliyor. Yuria'nın Henry hakkında bildiklerini öğrendik. Henry hem Hallow, aynı zamanda hem Ankylent hem de Hallow olduğunu öğrendik. Aynı zamanda bizim daha çok güçlenebilmemiz için bir ritüeli gerçekleştirip artık gerçek Dark Lord'u, Hallow'ların Lord'u olabilmemiz için bizim evlenebileceğimiz uygunlukta bir eş olduğunu öğrendik Andrew'nin Yuria'dan. Daha sonra Yuria Catacombs Cartus'tan geçerek Irithyll'a ulaşmaya çalıştı ama burada bir tuzağa düşerek Horus'la ayrı kaldılar. Horus maalesef daha derinlere düşerek Hallow'a dönüştü. Kendisini bulup öldürdük ama Andrew'ye Horus'u bulduğumuzu söyleyemedik çünkü onun da yapabileceği bir şey yoktu. Bilincini kaybetmişti artık Horus. Horus bildiği o sevgili yoldaşı değildi. Ve Henry yoluna devam etti. Hatta bizimle Yorshka'nın kilisesinde karşılaştığında bize çok özendiğini, hiç durmadan ilerleyip hedefine doğru, amacına doğru sarsılmadan devam ettiğimiz için bize çok özendiğini, bize örnek aldığını söyledi. Ama biz maalesef bu döngüyü kırabilmek için, ateşin gaspı sonunu görebilmek için Yuria'nın izinden ilerleyip Henry'nin görevini devam ettirmek zorundaydık. Henry ile konuştuk. Daha sonrasında onu orada bıraktık. Yuria'nın gönderdiği Pilgrim Henry'yi orada kaçırarak Anor Londo'daki Dark Moon'un gizli odasına götürdü ve orada ritüeli gerçekleştirdik. Onun üzerindeki Halloween'i, Dark Seal'ları üzerimize aldık ve şu an evrendeki en güçlü Hallow olarak ortaya çıktık. Artık Hallow Lord'u, Dark Lord olmak için her şeye sahibiz. Tek gereken şey bütün Cinder Lord'larının küllerini toplayıp oyunun finaline ulaşmak. Henry de böylelikle bu yolda maalesef kullandığımız bir araç oldu. Ama Andre'nin sonu maalesef ki her zaman bir şekilde bizim ellerimizde son bulacak. Geldiğimizde eğer Pilgrim'i öldürseydik ve Andre'nin yola devam etmesini sağlasaydık bir taş bulacaktık ve bu taşın yanında aynı Ciri's'le Irithyll Köprüsü'nde yardım etmek için invade ettiğimiz gibi sign'ı burada olacaktı ve o sign'dan Aldrich ile olan karşılaşmasına bir fantom olarak katılacaktık. 5 Estus'umuz olacaktı bu arada. Biraz daha zorlu bir dövüş. Aldrich güçlü olacaktı bizim karşımızda. Ama bir şekilde yenecektik. Daha sonrasında da Henry geri dönüp Horus'u bulmaya çalışacaktı. Ve Horus'u bulduğunda onun cesediyle karşılaşacaktı. Onun mezarını yapacaktı. Onun mezarına da Prism Stone bırakacaktı. Prism Stone'un anlamı da şöyle. Sürekli arkasında Prism Stone bırakarak Horus'un bir gün onu bulabileceğini, aslında onu hiçbir zaman terk etmediğini düşünüyordu Henry. Ama maalesef böyle olmadı. Her iki sonda da maalesef Henry ölüyordu. Üzücü. Yapabileceğimiz bir şey yok. Henry'nin hikayesi de böylelikle sonlandı. Ama tabii ki de Henry'nin bir amacı vardı. O da küçükken onları yemesi için tutsak olduğu Aldrich'i öldürmekti. Buraya kadar gelmezsiniz değil mi? Aldrich buraya geldiğinde Gwyndolin zaten ölüm döşeğindeydi. Eskiden Cinder Lord olmadan önce
sürekli insan etiyle beslenirdi. Daha sonrasında o kazandığı kudret yüzünden ateşi bağlamaya, ateşi tekrar canlandırmaya layık oldu ve buna zorlandı. Tabii ki de Cinder Lord'u olduğunda, ateşe bağlandığında hiçbir şey değişmedi ve döngü tekrar başladı. Lothric Prensi bağlanmayıp kaçtığında, lanetlendiğinde ateş önce Cinder Lord'larını çağırdı ama Uldur için bir daha ateşe bağlanmak gibi niyeti yoktu. Önce Cathedral of Deep'e gitti, daha sonrasında da buraya geldi. Ve artık amacı değişmişti. Artık insan yiyerek devam edemezdi. Kendini daha çok geliştirmesi gerekiyordu. Tabii ki de Pontiff Sullivan'ın bir önceki bölümde bahsettiğim yeni dünya düzeni, daha sonrasında da Aldrich Faithful'dan öğrendiğimiz üzere Age of Deep'i kurmak, gelecek çağları şekillendirmek adına bir müttefike ihtiyacı vardı. Bu da Aldrich'ten başkası değildi. Aldrich'in tanrı yeme amacını, tanrı yeme ihtiyacını bildiği için onu buraya Anor Londo'ya Gwyndolin ile onu yemesi için hapsetti. Gwyndolin'i yerken, yani zaten Gwyndolin ölecekti ama Aldrich Gwyndolin'e biraz daha acılı bir son yaşattı. Hatta yakından bakabilirseniz Aldrich'e, üst tarafının deforme olmuş, böyle bozulmuş olduğunu göreceksiniz. Kollarında falan yaralar olduğunu göreceksiniz. Bu da biraz Aldrich'in, Gwyndolin'in doğuştan gelen hastalığından kaynaklanıyor. Zaten Gwyndolin'in, hatırlarsanız, sağlıklı biri olmadığını, hatta Lord Gwyn tarafından da çok fazla sevilmediğini bilirsiniz. Aldrich buraya geldi, Gwyndolin'i yedi. Hatta belki Pirsile'yi de yediğini düşündük. Pontiff Sullivan, Yorshka'yı da Darkmoon Covenant'ını kontrol altına almak için bir kuleye hapsetti. Daha sonrasında Darkmoon'un son şövalyesi Ciris de maalesef kendi amaçları uğruna, ki bir sonraki bölümde değineceğiz, Covenant'tan çıkması üzerine Anor Londo sahipsiz kaldı. Boş, amaçsız uğruna Anor Londo'yu korumaya çalışan Silver Knight'ların bile Deep tarafından ele geçirildiğini gördük. Sol taraftaki, hatırlarsanız, daha güçlü olan kırmızı gözlü Silver Knight'tan. Aldrich burada Gwyndolin'i yerken de karşısına biz çıktık. Kendisini öldürdük ve bir Cinder Lord'un da küllerini tahtına geri götürdük. Ve böylelikle Anri'nin de intikamını almış olduk. Kendisini maalesef bir ritüel uğruna, bu döngüyü kırabilmek uğruna bir araç olarak kullansak da en azından son isteğini yerine getirmiş gibi hissedebiliriz. Aldrich'in ve Anri'nin de hikayesi böyleydi. Kendilerinin Dark Souls 3'teki hikayeleri son buldu. Bir sonraki bölümde artık sıradaki Cinder Lord'umuz olan Yorm the Giant'a doğru ilerleyeceğiz. Zygwirt'ın hikayesinden devam edeceğiz. Bizi çok güzel şeyler bekliyor. Ama bir sonraki bölümde boss fight'ımız olmayacağı için Ciris'in görevini yapacağım ben. Ciris'in de hikayesini bayağı ilerleteceğiz. Güzel bölüm olacak. Kanalımı büyütmemde bana yardımcı olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken abone olmak, videoyu beğenmek ve naçizane yorumlarınızı aşağıya bırakmak. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Hepsine dönmeye çalışıyorum. Benim için düşünceleriniz çok önemli. Eğer bir hatam varsa da söylemekten hiç çekinmeyin, ki çekinmiyorsunuz. Teşekkür ediyorum sizlere. Hep birlikte bu oyunu bitireceğiz. Bu hikayeyi sonlandıracağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güzel günler ve hoş geceler diliyorum. Hoşça kalın.